Yarın Arti ile nişanın var. Yarın müstakbel eşinle ilk defa karşılaşacaksın. Hadi bana yüzüğü nasıl bulduğunu söyle. Her şeyi aldın değil mi? Evet anne, her şeyi aldım. Setler, giysiler, her şey tamam. Hal halları göremiyorum. Onları kuyumcudan almadık. Listenin faydası yok demek ki. Listede hal hal yoktu ki anne. Tamam, ben unutmuş olmalıyım. Sen bana hatırlatamaz mıydın? Ne yapacağız şimdi? Sorunsuz bir işimiz yok. Neden endişeleniyorsun anne? Arpita'nın hal halları burada. Tabii ben de... Onları kullanabiliriz eğer hiç... Yaş abi. Evet, söyle. Nişan yüzüğünü bize ver, onu da diğerlerin yanına koyalım. Yüzük yanımda değil. Peki nereye gitti? Dün gece yüzüğü sana vermiştim ya anne. Evet. Verdiğin doğru. Ama nereye gitti? Vidi, sen bir bak, benim odamda kalmış olabilir. Anne, sadece senin odana değil, yüzük için bütün eve baktım. Bulamadım. Hay aksi. Git bul onu Vidi. Peki. Hadi artık biraz acele edelim, çabuk hadi. Ama bunların burada ne işi var? Buraya da çiçek koymalıydın, düzelt hemen. Misafirler birazdan gelir, hızlı ol. Kardeşim, bunu içeri götürür müsün? Sorun nedir? Aslında biliyorum Şoba. Arti'nin boşandığı ortaya çıkacak diye korkuyorsun. Evet, çünkü böyle şeyleri saklamak çok zordur. Bir gün ortaya çıkar. Bir daha düşün sen. Şoba, onca sıkıntıdan sonra Arti evlenmeyi kabul etti. Erkek tarafı da Anş'ı kabul ediyor. Tek istediğimiz Arti ve Anş'ın mutluluğuydu. Yani şimdi onlara engel olmaya hakkımız yok. Şoba, sen hiç merak etme. Her şey yoluna girecek.
Sadece evlilik hazırlıklarıyla meşgul ol sen. Ya akrabalar? Erkek tarafı akrabalarımızı sorarsa ne yapacağız o zaman? Diyelim ki her şey o kadar hızlı oldu ki akrabaları arama fırsatımız olmadı. Akrabaları çağırmamanın gerçek sebebini söyleyemeyiz ki Şoba. Şoba, bana güvenmeni istiyorum. Herhangi bir hata yapmıyorum. Anne. Hata mı? Hangi hatadan bahsediyorsunuz? Nişanlımla ilgili herhangi bir sorun yoktur herhalde, değil mi? Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Hayır, hiçbir şey yok canım. Fındık dolgulu tatlılar yerine kaju dolgulu tatlılar almışım. Tekrar dükkana gidip değiştirmem gerekecek. Evde zaten çok fazla iş var yani. Olsun ben... Olsun baba. Hiç sorun değil. Benim için sorun yok ama değiştirmek gerekiyorsa... O tatlıcının numarası bende var. Onu hemen arayabilirim. Adamını gönderir, tatlıları değiştirirler. Hemen durdur onu. Yoksa ondan bir şeyler sakladığımızı anlayacak. Bunu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun derken? Tatlıcıyı aramaya çalışıyorum. Arti, bugün senin nişanın var ve birkaç gün sonra evleneceksin. Kınayla süslenmesi gereken bu eller kaşık mı tutacak? Evet, Ayşe yemek pişiriyordum. O yemeği çok seviyor, o yüzden. Bak, asıl işimi tamamen unuttum. Anne baba, yemek yapıyorum. Siz de yer misiniz? Ona göre fazla yapacağım. Hayır, olmaz. Bugün mutfaktan izin alacaksın. Yapılması gereken ne varsa annen halleder. Çok özür dilerim. Ama bilirsin, o hiçbir şeyi kolay kolay dinlemez. Dur Mansi, ne yapıyorsun? Hanımefendi, bugün burada kimse sizi dinlemeyecek. Bugün sadece beni dinleyeceksin. Hadi gidelim. Beni dinle, mutfağa tamam, gitmem. Anladım gerek canım, çocuğun senin yemeği var. Hayrola hepsi hayatım. Neyse ki Arti gerçeği öğrenmedi. Ne zamana kadar? Bugün nişan sırasında Yaş'la konuşurken Arti'nin boşandığı gerçeği ortaya çıkarsa ne olacak peki? O zaman ne yapacağız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.